hatasını bir şekilde bahsettim. Arkadaşlar lütfen. Emeklilik ilk devlet eliyle krala bağlanması Roma'da Augustus döneminde savaşçılara sağlanmıştır. Milattan önce 13. yüzyılda Roma ordusunda 20 yıl görev yapan askerlere emekli maaşı veriliyordu. İngiltere'de ise 1592 yılında savaşlarda sakat kalan askerlere maaş bağlanmaya başlamıştı. Dünyada ilk emeklilik 1889 yılında Avrupa'da görülmeye başlanmıştı. 70 yaşında işi bırakanlara devlet tarafından emekli maaşı bağlanmaya başladı. Ancak bu dönemde ortalama yaşam süresi 40 yaş civarındaydı. 1881'de Bismarck Almanya'sında malgülük ve yaşlılık sigortası yürürlüğe girdi. Bütün hakları kapsayan şekilde sistemli bir sağlık sigortası ve emekli hakların kazanılması Keynesyen politikasına dayanır. 1917 yılında Rusya'da yaşanan sosyalist devrim sonrasında insanların sağlık ve emeklilik haklarında büyük gelişme haklarındaki büyük gelişme başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkiledi. Bugünkü anlamda sağlık ve emeklilik sistemi ortaya çıktı. Türkiye'de emeklilik ise SSK 1946, emekli sandığı 1949, Bağkur 1971 yılında yürürlüğe girmişti. Önceleri 38 yaşında emekli olunabiliyordu. Peki emeklilik yaşını kim uzattı? DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen ve emeklilik yaşını yükselten 4407 sayılı kanun ile yaratıldı. 8 Eylül 1999 gününe kadar çalışanlar için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu. Kadınlar 20, erkekler için 25 yıllık yoğunluk süresi ve 5000 günlük prim ödeme koşuluyla emekli olunabiliyordu. Günümüzde ise 7200 gün primle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında, Bağkur'da ise 9000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler de 60 yaş prim koşullarının birlikte sağlanmaları durumunda emekli olunabiliyordu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.